Belgeleri görüyorlar. Sigorta şirketine bu aynı zamanda başvuru sahibi tarafından sunuluyor. Ve taraf vekili olarak katılıyoruz. Hangi fırçaya istinaden müracaat ediyorsun bilmiyorum. Kaç lira istiyorsun hesaplamadım. Hangi plaka için yapıyorsun? İşte ben bunu başladım. Usulüne uygun belgelerle birlikte başvuru yapılmışsa. Tabii ki bu belgeler olacak. Yani belgeler olmadan usulüne uygun zaten başvuru olmuyor. Yani sigorta şirketine de sadece başvuru yapmanız yeterli değil. Arabuluculuğa da gittiğinizde eğer genel şartlarda öngörülen belgeler yoksa o zaman zaten usulüne uygun bile bir başvuru olmadığı için arabuluculuğa gitmiş olmanız da o başvuru şartını yerine getirmiş sayılmazsınız. Ama bütün belgeleri sunmuşsunuz. Sigorta şirketi buna rağmen derse ya bir dava söz konusu olduğunda bu dava şartını sağlamamış, önceden bana başvurması gerekiyordu derse o zaman bence hakkın kötüye kullanılması olur. Karşı tarafta bunu ispat etmek zorunda tabii. O belgeleri sigorta şirketine verdiğini ispat edecek. Dolayısıyla konuyu açıyor da tam bununla ilgili. Şimdi biz arabuluculuğu bir yandan mahkemelerin yükünü alsın, bir yandan da hızlı olsun, vatandaşın da işte işi görürsün anlamında yaygınlaştırmaya, çoğaltmaya işte konularını ticari, işli vesaire çoğaltmaya çalışıyoruz. Fakat şimdi başvuru, dava açmak için arabuluculuğa başvuru şartı var. Orada bir ücret tahakkuk ediyor arabulucuya. İşte ileride haksız çıkandan alınacak bu. Konu böyle gelişiyor. Oraya başvurdu, kadük bıraktı. Geldi tahkime müracaat etti. Dediniz ya oraya da gidebilir, buraya da gidebilir. Bir engel yok. Ondan da bizim haberimiz yok. Sigorta şirketi de atladı. Hadi devlete bir ücret yükü. Arabulucuya devlet ödeyecek. Kimden nasıl alacak? Kimin haksız çıktığı ortada değil. Konudan bir haber. Onları alamaz yani, devlet zaten. Devlet ne yapsa? Maliye duymasın. Yani sıkıntılar belki organize çalışmayı da gerektirir. Az önce başkanımızla bu konuyu konuştuk. Hani tahkim ve uzlaşma arabulucu konusunda. Böyle şeyler. Belki evet bir bilgi belge talep edilebilir veya sorulabilir. Özür dilerim hocam. Mustafa Bey'in de bir katkısı olacak ama isterseniz sunumu bitirip bütün soruları en sonunda alalım. Konu çok dağılmasın. Buyurun Mustafa Bey. Hocam aslında bütün konularla aynı yere çıkıyor. Bizim sigorta polisi genel şartlarında taraflar uzlaşmadığında sırası gelen şey hakem bilirkişilik müessesine gidilmesi. Tahkim de değil, dava da değil. Tabii kanunda var hakem bilirkişilik. Gidilmesi gerek. Hiç kimse buna gitmeden alternatiflerin yaratılması, yeni yasal düzenlemeler çıkarılması, bir yasal düzenlemenin diğerini yok sayması veya hukukun sonucunda piyangodan çekiliş bekler gibi sonuçlar beklemek temel kaosun sebebi değil mi? Yani burada şu an hiçbir şekilde kimse ne yapacağını tam bilemezken ve sigorta sektörünün kendi kuralları uygulamadan yeni şeylerin yaratılması bir sorun mudur? Veya nasıl aşılmalı? Yani orada tabii gidilmiyor. Burada ise kanun koyucu zorla git diyor. Yani farkı bu. Yani sigorta şirketleri veya başvuru sahipleri bu hakem bilirkişi konusunu uygulamıyorlar ama bu arabuluculuk konusunu atlayamazlar. Çünkü gitmeden dava açtıklarında dava usulden reddedilecek ve bütün dava masrafları da karşı tarafa yüklenecek. O nedenle bu sistem işleyecek. Yani sigorta kanunundaki hakem bilirkişi istemiyor ama bu sistem işler. Evet. Hocam tam bir yeri sanıyorum. Kusura bakma başkanım. Şimdi burada hem arabulucuya gitmesini hem de hakeme gitmesinin tarafınca da taraflar bakımından bir avantajı yok. Çünkü hakemde masrafları taraflar mı karşılayacak? Kanun bu gayet açık orada. Evet. Dolayısıyla yani arabulucu gibi değil hakeme başvurmak. Malum otosu 407'den 445'e kadar bugün özel olarak düzenlenmiş. Hakem ücretlerini vesaire tarafta karşılıyor orada. Yok bizde sigortacılık tahkiminde kurumsal bir tahkim söz konusu. Normal usul kanundaki genel tahkim gibi değil. Hakemlerin ücretini taraflar karşılamıyor. Taraflar sadece masraflar, bilirkişi ücreti ve harçlar konusunda ödeme yapıyor. Ama hakemler sigorta tahkim komisyonu nezdinde çalışıyor ve karara bağladıkları dosya başına ücreti sigorta tahkim komisyonundan alıyorlar. Taraflardan almıyorlar. Evet, o zaman sorulara geçelim. Evet, bitti. Hocam, yani evet. Ben o zaman şöyle anladım. Bu karayolları trafik kanunu 97. maddeyle zorunlu arabulucu.
Benim açımdan da geçerli. O sebeple hem KTK 97. madde tahtında başvuru yapmamız gerekiyor. Hem de zorunlu arabuluculuk olarak müracaatımızı yapmamız gerekiyor. Yani burada gizlilik ilkesi çok önemli çünkü. Hiçbir belgeyi, bilgiyi açıklayamıyoruz. Değil mi hocam? Sonuçta bu çıkarımı yapabiliriz. Yani bu gizlilik benim anladığım üçüncü kişilere... Gerek üçüncü kişilere karşı. Evet, mahkemeye götürdüğümüzde üçüncü kişilere karşı olan gizlilik ilkesini ihlal etmiş oluyoruz. İç gizlilik, dış gizlilik. Özel görüşmelerdeki gizlilik ilkesi var. Bir de her iki taraftan öğrendiğini arabulucu da açıklayamıyor. Ama taraflar yönünden de gizlilik ilkesine uyulması gerekiyor. Değil mi hocam? Şimdi... Söylediğiniz doğru ama iki taraf yani iki başvuru yolunun da iki dava şartının da ayrıca tüketilmesi gerektiği kanundan kaynaklı. Ama ben de Sayın Sigorta Eksperimizin dediği gibi tabii genel müdürümün görüşü farklı ama ben bu konuda hani iki tarafa da başvurusun bir şey yok ama bir düzenleme yapılması gerektiğini düşünüyorum. Yani ben hakem ama şeye arabulucuya başvurunca yeterli zannetmiştim açıkçası. Hocamın söylediği Rauf hocamın söylediği o dürüstlük kuralı arabuluculuğa başvurduğunda hususa katılıyorum. Hakkın kötüye kullanılması olabilir sigorta şirketi açısından. Çünkü neden? Arabuluculuk süreci bence KTK 97 anlamındaki süreçten daha kapsamlı. Tabii, tabii. Yani müzakere süreci. Bence KTK 97 KTK 97 şeyi kapsamıyor. Arabuluculuk sürecini tam kapsamıyor. Ama arabuluculuk süreci eğer düzgün yönetilirse ama dediği gibi Sayın Arzu'nun dediği gibi gizlilik ilkesinden ziyade taraflar alacağını bilmeden karşı tarafı işte hiç bilgilendirmeden bir yapılan toplantıdan bahsetmiyorum. KTK 97 kapsıyor diye düşünüyorum. Bir de burada şu önemli. Tabii burada sigorta şirketlerini şöyle anlamak. Yani tamamen dürüst, tamamen tek taraflı bir kurumun başında olmadan ben hak tam yerini bulsun anlayışıyla görev yapan birisi olduğum için. Şimdi şöyle diyorlar. Bize orada ama bir arabuluculuk ücreti çıkıyor. Yani belki hiç KTK 97 ile biz parayı tamamen ödeyecektik. Oradaki ödenme oranını ben biraz merak ediyorum. Bir de sigorta şirketleri açısından da tabii ki buradaki o ödenen kısım için yeni bir davaya hani sadece o kısım için yeni bir davaya konu olmaması ve ilam niteliğinde belge olması da kendi adlarına çok avantaj. Çünkü diğer İki türlü açıdan. KTK 111'e göre yetersiz iddiasında bulunabilir. KTK 97 bilmiyorum uygulamayı. %100 çalışıyorsa yani ne kadar başvuruda ne kadar ödeniyor o orası önemli veya ne kadar maliyet çıkıyor onu da konuşmak lazım. Ama ben ha bir de şunu da tabii çok önemli söylemek lazım. O KTK 97'de iyi yürütülen bir müzakere süreci olmadığı için bir miktar var ortada ve o miktar karşılanmak zorunda. Ama arabuluculuk sürecinde şimdi taraflar kendi menfaatlerini ortaya çıkaracağı için gerçek bir arabuluculukta belki 15 bin liradan o anda nakit işte sigorta şirketine 13 bin TL ödeyip bir sene, iki sene neyse full kasko teklif edebilir mesela karşı tarafa. Yani müzakeredeki işte zaten belki başından beri söylediğim şu sayılardan bir kurtulsak yani şu sayı baskısından şu kadar arabuluculuk sözcüğü mahkemenin yükü bu kadar azaldı şundan bir kurtulsak arabuluculuğun gerçekten o hakim karşısında veya bir mahkeme kararıyla elde edilemeyecek sonuçlara o müzakere sonucu elde edebileceğini bir anlasak hem iş yüzüme hem şeyde çok daha kaliteli arabuluculuklar olacak diye ben düşünüyorum. Şimdi anlaşma evet, olmasa hani zaten sorun yok. Evet. Arabulucukta ama anlaşma olmasa hiç sorun yok. Anlaşma olmazsa ne olacak? Dava şartını yerine getirmiş olacak mıyız 97 i̇şte orada, anlamında? Yani 97 şu anda ikisini de şey yapmak lazım. Gibi, aslında 97'nin amacı ne? Dava açmadan önce dava masraflarına sigorta şirketi katlanmasın. Yani ona bu sorunu çözme konusunda bir imkan tanısın. Şimdi arabuluculuk ise onun da ötesinde yani karşılıklı olarak bir arabulucu nezdinde uzlaşma imkanı tanıyor. Yani siz arabulucuya gittiniz, arabulucu nezdinde anlaşamadınız.
Buna rağmen bana KTK 97'ye göre başvuru yapılmadı, belgeler sunulmadı deyip dava şartını ileri sürmek bence hakkın kötüye kullanması olur. Yani bir arabuluculuk müessesesi var. Bu müessesesinde anlaşamamışsınız. Belge istiyorsan orada belge iste. Anlaşamama tutanağına da yazdır. İstenilen belgeler, yani tazminatının miktarını tespit etmeye ilişkin genel şartlarda belirtilen belgeler sunulmamıştır. Bu nedenle anlaşamadık. Böyle bir belge, böyle bir tutanakta ibare olmadığı sürece o belgelerin de verildiği, dolayısıyla anlaşamadıkları ortaya çıkıyor ki buna rağmen hala herhangi bir tahkim yargılamasında veya davada bana başvuru yapılmadı demesi bence pek yerinde olmaz. Yani gizlilikle ilgili bir şey eklemek gerekecek yani sadece. Gizlilik belgesi, belgelere hepsini açıklamayabilirsiniz. İlgili belgeler, genel şartlardaki belgeler sunulmadı denebilir. Karşı tarafta tutanağı imzaladığına göre sunmadığını özür dilerim. Kendisi de imzalamış olacak. Pardon. Gizlilik, sırayla soru için imkan vereceğiz. Başkanımız bitirsin cümlesini, sırayla soru imkanı vereceğiz. Gizlilikle ilgili ufacık bir şey ekleyeyim. Hemen devam edelim oraya. Şimdi gizlilikte de mesela arabuluculuk anlaşma belgesi. Biliyorsunuz arabuluculuk anlaşma belgesi her zaman neye konu olabilir? Taraflar edimini yerine getirmediğinde icra edilebilirlik şerhine. Şimdi bence oradaki gizlilik de sadece, çünkü mahkeme tarafından aleni olacak bir şeyin yani gizliliğinden söz edebilir miyiz? Ancak yok, anlaşma tutanağı ve anlaşma tutanağı açısında. Anlaşma tutanağı gizli değil. Anlaşma tutanağı da gizli değil. Evet. Süreç gizli. Evet. Şimdi anlaştığında zaten kullanılan belgeler mesela sunulmaz. Tabii. Zaten sorun yok. Anlaşma tutanağı bitti. Şimdi anlaşamama tutanağında ne sebeple anlaşamadığımı yazma keyfiyeti, yazma mecburiyeti tek tarafta yok. Yani ben taraf vekili olarak anlaşamadım. Çünkü şu belgeler sunulmadı beyanını tutanağa geçirtmek istediğimde bu benim beyanımın, bu sebeple anlaşamadım beyanımın tutanağa geçirilmesi karşı tarafın onayına bağlı. Şimdi iki tarafın üzerinde hemfikir olamadığı durumlarda anlaşmama tutanağı sadece taraflar yapılan müzakereler sonucu anlaşamamıştır şeklinde ilerliyor. Burada da tartışma var hocam. Dolayısıyla şimdi bu taraftan tabii da diyoruz ki kesin ama şimdi, bu anlaşmama tutanağı da çok önemli. Tazminata bir an önce kavuşmaksa 97. Evet. madde anlamında yapılan başvuru üzerine sigorta şirketi ödemezse zaten dava açıyoruz. Diyelim ki ödedi, ibra zorunluluğu yok. Diyelim ki ibra aldı, KTK 111 var. Dolayısıyla 97'ye göre başvurunun ardından zarar görenin ya da sigortalının hangi belgeyi imzalarsa imzalasın ya da hiç imzalamamasın, o zaman kalan tutar için arabulucuya gitme enstrümanı zaten elinde var. Buradan baktığımızda arabuluculuk sürecinin başlaması için önce bir uyuşmazlık olması lazım. Uyuşmazlık olabilmesi için de önce bir talep olacak ve bu talep hiç karşılanmamış ya da eksik karşılanmış olacak. Bu tarafından tutuyoruz. Yani bir de hazır mikrofon elime gelmişken şey çok müsait. Şimdi arabuluculuk ücretinin devlet tarafından karşılanması. Yani anlaşamama halinde ücretin devlet tarafından karşılanması, davada haksız çıkan tarafa yüklenilmesi. İyi niyetli bir yaklaşım. Ama bu fiktif, aslında hiç davaya dönmeyecek. Amaç dava açmak değil, arabulucu sürecini tüketip anlaşamama halinde dava açmama durumunda suistimale çok müsait. Çünkü evet, bizim sistemimiz aynı arabulucu üzerinde iki tarafın uzlaşması halinde ihtiyari arabulucu zorunluya dönüyor. Yani biz bir arabulucuyu gidip zorunlu hale getiriyoruz. Anlaşmama tutanağını tutuyoruz. Arabulucu parasını devletten alıyor ama dava açılmıyor. Burası şeye çok müsait, suistimali. İşte burada da şey ortaya çıkıyor maalesef. Biz şimdi burada da çok daha tecrübeli büyükler de var. Bir kanun yaparken işte bakanlıkta da çok fazla kanun çalışmasında bundan biri olarak şu bir gerçek ki maalesef bir kanun nasıl daha iyi olabilir, nasıl daha iyi taşınabilirden ziyade bu kanun acaba nerede kötüye kullanılabilir, nereyi kapatabilir, sürekli bir boşluk doldurma şeyiyle gidiyoruz. Ama bundan da vazgeçmemiz lazım. Yani gerçekten biz dava açmayacaksak artık arabulucumuzun da, taraf vekilimizin de, vatandaşımızın da bu sürece başvurmaması gerekiyor. Ben İngiltere'de aracımı sigorta ettirirken şey söylediler, işte bir 29 pound daha ödersen breakdown diye bir şey var. Bir defaya mahsus olmak üzere arabanı istediğin yerden siz yolda kaldığınızda alıyoruz, tamir ettiriyoruz. Tabii biraz da konuşma imkanı oluyor.
Ben kendisine sordum. Tamam dedim, olabilir ama şimdi benim arabamda problem yok, çalışıyor. Orada da bozuk arabalar çok ucuz, çok değersiz. Bozuk bir arabayı alıp çok ucuza bir defaya mahsus olmak üzere breakdown'dan yararlanıp sigorta ettirebilirim. Yani size de yaptırabilirim. Gelip test şey yapmıyorsunuz. Bir dakika hiç ses gelmedi. Ses yok. Sonra dedi ki, niye yapasın ki? Niye yapasın ki? Yani şimdi baktığı zaman yani biz de bu bir şey değil. Yani bazıları tabii bunu yanlış anlıyor. Bu bir hayranlık değil. Bir yabancı hayranlığı değil. Bir kurala uymak varsa, bir güzel düşünce varsa niye örnek alınmasın? Bence bu örnek alınacak bir şey. Ben de orada diyorum ki niye yapasın ki yani? Eğer gerçekten açılmayacaksa, devlete büyük yüklenecekse, benim arabulucum da, avukatım da, taraf vekilim de bunu yapmasın artık. Yani her zaman her insani davranışa inanın denetlemek çok zor. Yani bu sizi de geri götürüyor. Bir şey yapacağınız zaman, bir çalışma yapacağınız zaman sürekli acaba biri bunu, işte bunu şeyde yaşadık, arabulucuların 3 komisyon olayında. 3 komisyon çok büyük bir avantajdı arabulucular için. Gidiyorlardı, Mersin'deki arabulucu gidiyordu Antep'e, Antep'teki arabulucuk merkezini kullanıyordu, oradan dosya alıyordu. Ama ne oldu? Kendileri koydu bu ismi, ben söylemiyorum. Çantacı arabulucular türedi. İşte gidiyor, kapatıyor, İstanbul'dan Hakkari'deki komisyonu bir açıyor. Aynı gün 10 tane şey koyuyor oraya, görüşme koyuyor. 10 tane anlaşma tutanağı düzenliyor. Bir süreç yürütmüyor yani. Ama ne yapacaksın? Anladım ki kaçmaktan ziyade bunlarla hep beraber mücadele edeceğiz. İyi bir şeyler yapmaya çalışacağız. Evet, yapacak bir şey yok. Bir ilave yapacağım da. Arkadaşın söylediği gerçekten doğru. Hani sigorta şirketi kötüye kullanabileceği gibi başvuru sahibi de kötüye kullanabilir veya vekili olabilir. Yani Karayolları Trafik Kanunu'nda getirilen bu dava şartı, yani önce de sigorta şirketine başvuru şartı, aynı şekilde mahkemelerde olduğu gibi arabuculukta da geçerli olmazsa bu defa yani direkt arabulucuya gidecekler. Oysa dediği gibi sigorta şirketi belki gerçekten ödeyecektir. Arabuculukta da yine bir masraf olacaktır. Yine bir zaman süreci. Dolayısıyla belki bunu olması gereken açısından bir çalışma olması lazım. Yani Karayolları Trafik Kanunu açısından öncelikle sigorta şirketine başvuru yapılsın. Ondan sonra arabuculuğa gidilsin. İlk bir düzenlemeye ihtiyaç var gibi düşünüyorum. Hak arama hürriyetini kısıtlamıyor muyuz? Oradan oraya gitsin, buradan buraya gitsin falan gibi. Yani işte diğer şekilde de bir karmaşa olacak. Bir yani bir zararı tazmin edesin. Şimdi bir talepte bulunsun. Bir şimdi kurumu ihya etmek gibi bir amacımız yok bizim. Zarar görenlerin tamam, bir an önce zararına kavuşsun ama evet. Arkadaşlar saat 5 oldu. İlgi çok güzel ama birkaç soru tabii almak gerekecek. Lütfen herkes sadece bir soru sorsun. Herkesin kafasını merak ettiği soruları da cevaplamaya çalışalım. Önce Mustafa Bey. Peki. Recai Bey de arabuluculuk Alternatif Çözüm Merkezi Başkanı olarak öncelik o zaman siz bekleyin hadi Mustafa Bey'e bir yaş itibariyle. Buyurun Mustafa Bey. Efendim bu karayolları ile ilgili olarak denildi ki feragat sağlık raporundan önce mi sonra mı? Uzlaşmadaydı galiba. Önce mi sonra mı? Eğer sağlık raporundan önce ise hiç kimse doğmamış hakkından önceden vazgeçemeyeceği için bu geçerli değildir diye vazgeçme. Şimdi sağlık raporu kanaatimce inşai bir işlem değil. Tamam mı? Bildirici bir işlemdir. Doğrucu işlem, inşai işlem olaydır. Yani trafik kazası ile olay meydana geldi. Hakkı doğuran hadise kanaatimce trafik kazasının kendisidir. Sağlık raporu bildirici. Öyle düşünüyorum. Katkı iş. Hayır. Şimdi bildirici başka, inşai olmak, doğrucu olmak başka bir şey diye düşünüyorum. Arz ediyorum. Rauf Hocam cevap verecek evet. Herhalde. Şimdi kural olarak tabii ki bir trafik kazası meydana geldiğinde veya herhangi bir haksız fiil gerçekleştiğinde haksız fiilin gerçekleştiği tarihte o zararın öğrenildiği kabul edilir. Ama Yargıtay'ın bu konuda artık içtihatları çok kesin, bedensel zararlarda ayırıyor. Diğer zararlardan farklı olarak bedensel zararlar diyor. Özellikle mağluliyet konusu
tedavi sürecinden sonra ortaya çıkıyor. Yani kişi tamam kazada bir kolundan, bir bacağından yaralanmış olabilir ama mağlul kalıp kalmadığı henüz belli değil. Yani o tedavi olduktan sonra belki hiç mağlul kalmayacak, sürekli sakat kalmayacak. Tedavi sürecinde bir yıl sürebilir, iki yıl sürebilir. Bütün bunlardan sonra operasyon olur, ondan sonra rapor alır, kesin rapor. Mağlul kalıp kalmadığı o zaman ortaya çıkıyor. Yani mağluliyet bedensel zararlarda bir fark.